marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Şöyle diyor Sultan 3. Murat merhum, başına her ne gelirse gönlünün halindendir, yabancı gelmesin. Layık olduğun şeydir, Allah sana zulmetmez. Allah kuluna ya adaletle ya ihsanla muamele eder, zulmetmez. Kötü bir şey geldiyse kimseyi suçlama, o senin kendi halinin bir yansımasıdır. Biraz da affedilmiştir yani, tam karşılığı da gelmemiştir, onu öyle gör. O yüzden Allah gönlüne göre versin dediği zaman birisi ürperiyorum. Yahu gönlüm iyi değilse kötü. Diline dikkat et, neyi çok anıyorsa kalbin oraya bağlanır. Sen oranın esiri olursun. İnsan sevdiğini anar, andığını sever. Severse anar çünkü, gayri ihtiyaridir. Rabia-i Adviye Hazretlerinin yanında birisi dünyayı çokça kötülemiş de, işi gücü bu ya, dünyayı kötülüyor, dünyanın fenalığını anlatıyor, söyledikleri doğru ama hanım evliya, sen dünyayı seviyorsun demiş. E kötülüyorum, niye böyle diyorsunuz? Anlıyorsun demiş. İnsan sevdiğini anar. Sevmesen anmazsın. Diline almazsın. İnsan neyi seviyorsa onu anar. O yüzden diline dikkat et. Tıp ilminde şöyle bir kaideden bahsedilir. Kan zehirlendi. Kanda zarar var. Giderilmesi gereken maddeler var. Tespit ettiniz. 20 yıl zarfında zehirlenmiş tedricen. Ve siz bunu bir günde tahliyeye kalktınız. Şoktan ölür hasta. O zehrin vücuda girdiği müddet kadar yaklaşık olarak tahliyesi için de zaman ayırmanız gerekir. Nasıl yıkıldıysa o şekilde toparlanması. Rakamlar saygı ister, ciddiyet ister, insafı yoktur. 7 kere 8 nereye gitsen 56'dır, ciddi olmak lazımdır. Kelimeler sevgi ister, muhabbet ister. Onları seveceksiniz, severek kullanacaksınız. Hayat manasız değil de yaşam anlamsız. Şairler bazen böyle övünme sözleri kullanırlar, sıkça kullanırlar. Fahriye diyoruz, edebiyatta özel bir fasıl teşkil eder. Onların bir mehazı vardır, bir dayanağı vardır. Cenab-ı Peygamber'in huzuru şerifine sahabi, şair Hasan bin Sabit çağrılıyor. Girerken sözleriyle düşmanlarını yere seren şairi mi çağırdın ya Resulallah diyerek övünme içeren bir söz söylüyor. Herkes ürperiyor. Cenab-ı Peygamber'in huzurunda biri övünüyor, olacak iş değil. Fakat Hazreti Peygamber sükut buyuruyorlar, men etmiyorlar. Böylelikle şairler övünmeye bir cevaz olduğunu gördüler, bugüne kadar övünürler. Övünmeyen şair görmedim. Eyvallah. Sükut alimin süsü, cahilin örtüsüdür denilmiş. İmam Ebu Yusuf Hazretlerine evet. Birisi soru sorar. Herkesin içinde bilmiyorum deyince Hazret, hukuk işinin başında. Şeyhülislam, Osmanlı'daki Şeyhülislam'a benzer bir mevkide. Hem hazineden maaş alıyorsun hem de bilmiyorum diyorsun, olur mu diyor. Aksi sual sahibi biraz. Cevabı şey oluyor Hazretin. Bildiklerim için maaş veriyorlar bana. Bilmediklerime ödense hazine yetmez. Gerçek alim, evet. Gerçek ilim sahibi bilmiyorum da diyebilir. Bir kimse sana söz getirirse, gıybet yapar, dedikodu yapar ise sana 5 şey farz olur. 1. Büyük bir günah işlemektedir, yani fasıktır, onu sevme. 2. Fasık olduğu için sözüne itibar edilmez, inanma. 3. Dinlersen zararı yayılacak, dinleme. 4. Ez kaza kulağına bir şeyler kaçtı. Susturmak istediğin susturamadın bir şeyde. İnanma. 5. Hiç değilse sende kalsın, yayma. Diyelim ki doğru söylüyor. Gıybet yapıyor demektir bu. Yalansa iftira zaten. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol Hazreti Allah, utandırmaz seni. Amin. Doğru söylersen Allah seni utandırmaz diyor. Müstakim ol Hazreti Allah, utandırmaz seni. Gözümüzün değdiği her yerde esaslı mısralar, beyitler, kıtalar yer alırdı. Evde olurdu, bu dükkanda olurdu. Ben çocukluğumda konu komşu evinde, esnaf dükkanlarında, sağda solda ezberlediğim şiirleri ayrıca toplasam bir külliyat teşkil eder. Gidiyorsunuz manifaturacı dükkanı, rastgele adam kumaş satıyor işte, hepsi bu ya. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm, ne eğriyi tok. Eğri yay elde kalır, menzil alır doğru ok. İçiyorsunuz, öbür tarafta bakkal amca leblebi satarken. O tartıyı yaparken sen de şimdi okuyabiliyorsun. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. İnsanoğlunun nasihatı almak gibi de bir kabiliyeti var. Zor olmakla beraber. Elbette hastalık kolay yayılıyor. Doğruluk biraz zahmet istiyor. Yalan fare deliğinden girer de doğru kapılardan sığmaz. Güzel sözler şifadır. Sadra şifadır, kalbe şifadır. Onun için yaygınlaştırmak
ve usanmamak, yorulmamak lazım. Bir kimse iyilik kalmadı dünyada falan diyorsa kendisine baksın. İyi olsa iyileri bulurdu. Yani kalmadı değil yani. Azaldı, en fazla azaldı. Geçti gün ferda, yık o saat bu saat dem bu dem. Dün geçti diyor, yarın ya gelir ya gelmez. Elinde sadece şu an var, kıymetini bil. Vesselam.